Bu videoda patojenlerden yani hastalığa neden olan organizmalardan ve patojenin içinde bulunduğu çevre ve ortamın patojenlerin yayılması üzerindeki olumlu ya da olumsuz etkilerinden bahsedeceğim. İsterseniz öncelikle patojenin ne olduğunu hatırlayalım. Patojen kelimesindeki pato, Yunancadaki patos yani hastalık kelimesinden türemiştir. Jen ise tahmin edeceğiniz üzere aynen jeneratörde olduğu gibi üretmek anlamına gelir. Bu da patojen kelimesinin hastalık üreten anlamına gelmesi demektir. Gezegenimizde hala etkisini sürdürmekte olan patojenlerden biri sıtma patojenidir. Hastalıkların hiçbirinin sevimli olmadığı bir gerçek ancak sıtmanın son derece sevimsiz bir hastalık olduğunu bilmelisiniz. Bu hastalık al yuvarlara saldırır. Ateşe, üşümeye, terlemeye, karın bölgesinde ciddi ağrılara, kusmaya ve baş ağrılarına sebep olur. Sıtmaya yakalandığınızda diğer hastalıklara yakalanma riskiniz de artar. Tedavi edilmezse ölümle sonuçlanabilir. Sıtmaya sebep olan patojen, plazmodium plasmodium falciparum olarak tanımlanmıştır. Bir daha söylüyorum. Plasmodium falciparum. Bu görsel al yuvarlara saldırmakta olan plasmodium falciparum patojenini bize gösteriyor. Açık renkli olanlar sağlıklı, koyu renkli olanlarsa sıtma patojeni saldırısı altındaki al yuvarlar. Sıtma patojeni saldırdığı al yuvarları yok ederek az önce bahsettiğim belirtilere sebep olur. Peki sıtma patojeninin nasıl ortamları sevdiğini öğrenmek ister misiniz? Bu konuda birkaç şeyden eminiz. Sıtma patojeninin hayat döngüsünü tamamlayabilmesi için ılıman ortamlarda bulunması gerekiyor. Ilıman ortam derken ortam sıcaklığının 20 derece Celsius'tan ki bu yaklaşık olarak 68 derece Fahrenheit'e eşittir fazla olmasını kastediyorum. Patojenin sivrisinekler aracılığıyla yayıldığını da biliyoruz. İşte bu sivrisinekten bahsediyorum. Anofel bu arada yakından bakmasak bile sivrisinekler zaten sevimli yaratıklar değillerdir ama bu şekilde görüldüğünde olduğundan daha da korkutucu göründükleri de bir gerçek. Peki sivrisinekler ne yapar? Kanımızı emerler öyle değil mi? O halde sivrisinekleri mutlu edecek yani kanlarını içebilecekleri bir sürü insan olan bir ortam da gereklidir diyebiliriz. Bu şekilde sıtma patojeni de bir konaktan diğerine kolaylıkla geçebilir. Evet bunu da yazalım. Nüfus yoğunluğu olan bir ortam bir de sıcak ve nemli bir ortam diye not ediyorum. Bu sıcaklıkların altına düşen yerlerde sıtma patojeninin yaşam döngüsünü tamamlayamadığını bildiğimizden bahsi geçen coğrafyaların ekvatora yakın yerler olması gerektiğini siz de tahmin etmiş olmalısınız. Evet, doğru. Bu görseli dikkatle incelerseniz tahmininizde ne kadar haklı olduğunuzu göreceksiniz. Turuncu renk sıtmanın etkili olduğu bölgeleri gösteriyor. Sarı, sıtma görülebilecek bölgeleri, mavi ise sıtma görülmeyen bölgeleri gösteriyor. Ekvatoru da şu şekilde yerleştirirsem, evet işte bu bölgeler sıcak oldukları için sıtmanın görüldüğü yerler. Ek olarak Afrika'nın sahra çölü altındaki bu bölgeleri oldukça sıcak ve nemlidir. Sahra çölü de burada, onu da göstereyim. Çöl kuru olduğu için sivrisinekler için pek de elverişli koşulları sağlamıyor ancak sahra çölünün güneyinde sıtma görülme olasılığı çok yüksek. Bu noktada size pek de iyi olmayan haberlerim var. Bildiğiniz gibi küresel ısınma dünyanın yüzey sıcaklıklarını arttırmakta. Bunun sonucunda tropik iklimler kuzeye ve güneye doğru genişleyecek ve sıtma için elverişli koşulları sağlayan coğrafyalar artmış olacak. Başka bir deyişle, subtropik ortamlar hatta ılıman iklimler yeterli ısı ve nemlilik oranına sahip olursa sıtma için elverişli olmaya başlayacak. Bu arada endişelenmemizi gerektirecek tek şey sıtma ve sıtma patojeni değil. Zika virüsünü duymuş muydunuz? Bu sıtma patojeni gibi bir protist yani tek hücreli bir organizma değil ancak yine sivrisinekler aracılığıyla yayılır. Bu da Zika virüsünün de sivrisinekler için elverişli koşullarda daha fazla yayılabileceği anlamına geliyor. Isınan ve daha nemli hale gelen ortamlar sivrisineklerin üremesini kolaylaştıracağı gibi daha doğrusu kolaylaştırdığı gibi koleraya sebep olan bakterilerin üremesini de kolaylaştıracaktır. Diyerek videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Size daha iyi haberler verebilmek isterdim ancak neler olup bittiğini ya da bizi hangi senaryoların beklediği konusunda bilgi sahibi olmanız da çok önemli. Gördüğünüz gibi çevredeki değişimler sadece çevreyi değil hastalıkların yayılmasını da etkileyebiliyor.